eski bir Türkcellliyim ben de. Bir şekilde oyunlaştırma konusunda Turkcell Akademi tarafında bir projemizde oyunlaştırma yapmaya çalışıyorduk. Oyunlaştırma çok keyifli bir konu. Daha önce duyanlar varsa sohbete yazabilirler. Bugün de ben size oyunlaştırma ile ilgili yaklaşık 5-6 yıldır kazandığım kurumlardaki tecrübeyi ve paralelde de sizin belki ilk kez duyduğunuz ama hemen hayatınıza uygulayabileceğiniz bazı açık kaynaklı modelleri paylaşıyor olacağım. Kendimi tanıtarak başlatayım. Yarım saat iyi bir süre. Yarım saatlik seminerimiz boyunca serüven gibi geçecek diyebiliriz. Ben de biraz kendimi bir iki dakika paylaşmak isterim. Dediğim gibi çetede oyunlaştırmayı daha önce duyanlar yazabilirler. Hello yazmış birisi. Teşekkür ederiz sevgili Nuray. Gayet net demiş Melih de. Evet. Ben arkadaşlar eğitimci bir yazarım. Aynı zamanda 4 tane kitabım var oyunlaştırma ile ilgili. Bu konuyu çok sevdim ama yüksek matematik mühendisiyim. Hani nasıl bir adam oyunlaştırmacı olabilir? Oyunlaştırmacı diye bir şey de yok bu arada da. Tehditçi olmadığı gibi. Acaba nasıl bu kafaya geldi derseniz ben de çok uzun süre kodlama yaptım. C#, SQL yazmıştım var .NET platformlarında. Paralelde dediğim gibi Turkcell'de eğitim platformlarının teknolojisinden sorumluydum. Tahmin edebildiğiniz gibi on binlerce çalışanı olan bir kurum Turkcell ve aynı günde aynı bilgi seviyesini korumak ancak dijital kanallarla mümkün ki 2010 ve 2015 yıllarında biz bunu biraz daha eğitimleri duyuralım ama sonra da bir de oyunlaştıralım. Hani ilk tamamlayanları tebrik edelim, onlara rozet verelim, puan verelim gibi işlerle çıkarken gördüm ki çok güzel bir iş modeli ve Bahçeşehir Üniversitesi Oyun Tasarım bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak davet aldım. Turkcell çalışanıyken aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi'ne ders vermeye başladım. Oradan bir tabii ki geçişle beraber bu iş yurt dışında nasıl diye bakmaya başladığımda da Dünya Oyunlaştırma Federasyonu olan GameFed'le tanıştım. GameFed'de arkadaşlar gayet önemli bir dünyadaki kâr amacı gütmeyen dernek Gamification Federation. Bu anlamda da Gamification Federation'ın Türkiye temsilcisi olarak da Türkiye'de birçok etkinliğe imza attık. Evet, yaklaşık 2 dakikalık bir tanıtım. Fena değil sanki. Benle ilgili başka sorusu olan zaten bana ulaşabilir. Ben size birkaç tane link de paylaşacağım. Hatta şöyle yapabiliriz. Aynen soru cevap ve sohbete ben çok hızlı bugünkü sunumumda dahil olmak üzere hani indirebileceğiniz faydalı linkleri bırakayım. Ve siz de bir tane Linktree adresi bırakacağım. Eminim sizler de kullanıyorsunuzdur Linktree adreslerini. Kendi Linktree adresimde ücretsiz eğitimlerim, bir tane kitabımın PDF'i, tümüyle indirebileceğiniz bir PDF'i var. Sizin için de faydalı olur diye düşündüğüm için buradan size gönderiyorum. Acaba herkese chat olarak ulaştı mı? Şöyle gönderdim. Ben ulaştırayım hocam istersen. Soru cevabı mı yazmam gerekiyor acaba diye baktım ama başaramadım. Şöyle bir sohbete tekrar girdim. Evet, başaramadım. Ne yazık ki başaramadım. Şöyle yapalım. Seans sonunda isterseniz göndereyim. Veya şurada yazıyor. Linktree aslında Ercan Altuğ. Özgür belki sen hemen yakalarsın. O şekilde paylaşırsak. Burada neler var? Kısaca onu bahsedeyim. Herkes için faydalı linkler arasında. Podcastler, Binance Akademi'ndeki bazı oyunlaştırma eğitimleri, makaleler, akademik hakemli dokümanlar, testler, podcast linkleri, bloglar, Türkiye'den, Finlandiya'dan, Amerika'dan böyle faydalı linkleri ben buraya koydum. En sonunda benim kitabım PDF'i var. Böyle 80 sayfalık bir kitap. Onu da göz atabilirsiniz. Umarım sizin için de faydalı olur. Çok kıymetli kaynakları bu şekilde toparladım. Burada benzer bir sunumun dokümanı isteyenler için de şurada bir yerde ortalarda zaten sunumum var. Oyunlaştırma sunumum diye geçiyor. Sunumu da oradan görebilirsiniz. Şimdi gelelim sunuma, örneklere ve tabii ki oyunlar bizi ne yapıyor da bu kadar motive ediyor. Size biraz onları anlatayım. Çünkü oyun, evet oyun bölümü var. Bahçeşehir Üniversitesi'nde var. Birçok üniversite var. Oyun artık yüksek lisanslar bölümü açılıyor. Tez olarak
tanımlanıyor. Oyun sadece dijital oyun diye düşünmeyin. Oyun çok büyük bir alan. Çocuk eğitimlerinden tutun da birçok farklı kutu oyunu, fiziksel oyunlara kadar devam eden bir hikaye gidiyor. Biriyle birini sohbet etmek yerine bir saat oynarsanız daha iyi tanırsınız demiş Platon. Bunu gösteren duyguları önce bir anlatacağım size çok hızlı bir şekilde. Oyunun arka tarafta mutlaka düşünüyorsunuzdur. Çok böyle oyunu oynarken motive olan ve bununla beraber gerçekten deneyim anlamında çok farklılaşan, kazanınca abartılı sevinen, kaybedince de çok üzülen arkadaşlarımız vardır. Çünkü bunun şifresi arkadaşlar bütün eğitimlerde, bütün konferanslarda, dünyadaki bütün aslında oyun firmalarının oryantasyon programlarında da Johan Huizinga'dan bahsedilir. Johan Huizinga aslında o insanın oyuncu bir varlık olduğunu Homo Ludens isimli kitabında açıklıyor. Bu kitabı not alabilirsiniz ve edinebilirsiniz. Türkçe'de çevrilmiş Ayrıntı Yayınevi tarafından. Ve bunu tarihten örneklerle gösteriyor. Kemikler, taşlar, ritüeller, işte büyük bayraklar, semboller, aslında milletlerin, imparatorlukların, işte bu kral kraliçenin hepsinin özünde oyunlar ve ritüeller olduğunu ve bu oyunları ne kadar anlamlaştırırsanız o kadar kalabalık bir şekilde insanlarla birlikte olduğunuzu gösteriyor. Oyun insanın aslında en temel iletişim modeli diyor. Hepimiz birer oyuncu insanız. Peki bunun işte kurumlarda karşılığı yok mu? İşte beraber onu biraz düşüneceğiz. Bu oyun oynarken ne gibi duygulara giriyoruz? Size biraz onu göstereceğim. Mesela bir oyun oynayanları fotoğraflamışlar. Hep sanıyoruz ki oyun hep böyle pozitif bir şey. Ver puanı, ver rozeti. İşte o testi 2 dakikada bitirdi. Süper testçi yap, onu yap. Değil arkadaşlar. İşte yani biraz ona bakacağız. Oyun aynı zamanda negatif duygular. Yani bizi korkutarak geri sayım, risk, takım oyunları, baskı gibi konularla motive ediyor. Hemen size bakıyorum saatime. Aynen 5 geçe ilk mesajımı veriyorum bir akademisyen olarak. Oyunlar bizi şaşırttıkça sürdüreklilik sağlar. Oyunlar bizi düşündürdükçe, yaratıcılık anlamında kendimizi ifade edebildikçe ilerler. Devamında sinirlenip elimize yapışmış hissi olur. Sabrederiz, sabrederiz ve ondan sonra başarıya varırız. Ondan sonra kazanırsak aynen bu enteresan kırmızı gözlüklü ve enteresan çok daha motive olur ve tadını öyle az çıkartırız. Direkt kazanınca değil, aslında biraz üretince, sabredince ve geliştirince kazanıyoruz. Bu modelin ismi akademik olarak da kabul görmüş en önemli oyun tasarımı modeli Octalysis. Octalysis altta gördüğünüz o negatif duygularla beraber üstte gördüğünüz pozitif duyguları dengeli kullanmak. Bir masa gibi düşünürseniz masanın iki tarafta bacağı varsa iki tarafta da bir bacağı daha olması gerekiyor diyen bir model. Oktagen sekizgen kelimesinden geliyor ve analizis kelimelerinden geliyor. Oyunların 8 temel duygusu diye ben Türkçe'ye çeviriyorum. Bu duygular olmadan olmaz arkadaşlar. Oynadığınız tüm oyunlarda bir belirsizlik vardır. O yüzden o çark çevirme çok basit ve klişe bir yöntem ama çalışıyor, çalışmıyor diyemiyoruz. Koca küçük kurumlarda da çalışıyor, rakamlar da var. Ama neden? Belirsizlik var çünkü. Hani mümkün olsa slot makinesi olsa, hani her alışverişin sonu perakendeden bir slot makinesi. O da kumar yasak, o yüzden olmuyor. Hani kumar gibi gözükmeyen ki bence yine kumar ama işte bir çarkı felek konup onun içinden bir şey çıkınca şu belirsizliği desteklediğiniz için aslında çalışır bir duruma geliyor. Sadece o mu var belirsizlikte? Yani her şey olabilir. Bir alışveriş fişini çektiğinizde o günkü alışveriş yapan 100. kişi olabilirsiniz. Kaçınma bir şekilde işte 3 gün boyunca bir alışveriş yaptırıp sosyal etkisiyle başkasına bir alışveriş yaptırabilirsiniz. Oyunların içindeki bu tüm karmaşık duyguları 8 temel duygu altında değerlendiriyoruz. Bu kelimeleri not almanız ve enteresan isimler. Ben de hani ilk duyduğumda not bile almakta zorlanıyordum. Ama Octalysis dediğim gibi zaten Google'a da yazınca göreceksiniz. Oyunlaştırma yaparken yani ben test takımı yönetiyorum. Ben bir yazılım sorumlusuyum. Ben işte bunları yapıyorum. Octalysis modeliyle attığınız tüm deneyimleri, çıkardığınız tüm deneyimleri 8 temel duyguyla destekliyor musunuz? Bakın derim. Ve işte o enteresan eğlenceli deneyimlerin hepsinin içine göreceksiniz ki bir azlık var, belirsizlik var ve kaçınma var. Alt taraftaki 3 duyguya dikkat edin. İşte bu duyguları alıp oyunlaştırma felsefesi bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Bu duyguları alıp aslında gerçek hayata uyguluyoruz. Oyunlaştırmanın tanımını yapıyoruz burada. Gerçek hayattaki motivasyonel problemleri oyun tasarım teknikleriyle katılımcılarda uzun vadeli davranış değişikliği hedefleyerek çözen bir iş modelidir diyoruz. Nies van der Linden'in kendisi çok önemli bir oyunlaştırma uzmanı ve gördüğünüz gibi Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki bir sunumunda
bu tanımı yapmıştı. Şimdi bunu görmeniz lazım. Burada oyun oynatma amacı yok. Oyun duyguları, 8 temel duyguyu kullanıp uzun vadeli bir alışkanlık yapmak fikri var. Bunun özünde de arkadaşlar çok özel bir teori yatıyor. Flow teori. Daha önce duyanlar varsa hemen sohbete yazabilirler. Csikszentmihalyi soyadını yazıp okumak oyun yapmanın ilk zorluğudur derler akademik camiada. Hakikaten daha önce hiç oyun yapmadıysanız Csikszentmihalyi'yi biraz bakmakta fayda var. Kitapları var, TED Talk'ları var ama hani oyunlar neyi başarıyor da bu şekilde önemli oluyor dediğinizde gördüğünüz gibi aslında bir aktivitede hedefini alıp o hedefe doğru düzenli geri bildirim alıp gönüllü bir şekilde mutlu olarak yapmak istediğimiz konularda akışa giriyoruz. Bunun yaşla ya da dijitalle alakası yok. 80 yaşındaki bir kadına 8 yaşındaki bir kız çocuğu da aynı platformda akışa girebilir. Ya da illa işte dijital oyunlardaki akıştan bahsetmiyoruz. Kod yazarken de var, örgü örürken de var, bir hobinizle ilgili kitap okurken de var. Zamandan ve mekandan mevrum olduğunuzda akışa giriyoruz. Akışa girmenin şifresini de Csikszentmihalyi bir grafikte göstermiş. Bence en önemli benim sunumdan aklımda kalmanızı istediğim ne benim adım ne gamification. Csikszentmihalyi, enteresan soy isimli Macar psikolog. Diyor ki insanlara mesela test camiasına da bu çok rahat uygulanabilir bence. Yeteneklerine göre görev verirseniz sıkılmadan ve sinirlenmeden her daim yeni görev alacaktır. Ödül istemeyecektir ya da sinirlenip ben yapamıyorum demeyecektir. Daha çok akışa girecektir. Aynı örgü örür gibi, kod yazar gibi ya da hobisindeki yüzme yaparak, skydiving yaparak gibi. Yeteneklerine göre hep kolay görevler verirseniz, bence test kısmında biraz o olabilir sanki. Hep aynı test süreçleri, hep aynı başardıkça yine aynısını vermek insanı sıkar. İnsanoğlu o yılan gibi gördüğünüz grafikten dolayı adaptif bir canlıdır. Öğrenir, öğrenir. Hep yeni görevler ister. Ama çok zor bir görev verirseniz de orada sıkılır. Orada da sıkıldığı zaman da sinirlenmeyle beraber yapamıyorum ben bu işi deyip bırakır. Bu gördüğünüz grafik flow teoriyle geçiyor. Çok basit anlamda bunu gösteriyorum. Bu teoriyi arkadaşlar oyun sektörü işin 101 yapmış. Öyle diyelim yani. Her oyun sektöründe bütün oyun tasarımcıları ve yöneticileri bir araya geldiğinde oyun stüdyolarında bu discovery'de ne yapıyoruz? Onboarding'de ne veriyoruz havuç olarak? İşte bunu nasıl geliştirebiliriz gibi soruları var. Ve ben çok sonradan öğrendim. Mesela FIFA oyununun oyun içi mekanikleri yapan ekiple FIFA Ultimate Cards ve FIFA'nın işte skill setlerini çıkaran aslında onboarding takımı farklı ülkelerdeymiş arkadaşlar. Yani onboarding yapanla habit building yapan aynı ekipteyi bırakın. Biri İrlanda'da, biri Amerika demiş. Discovery aslında biraz daha keşif aşaması. Bir oyuna girdiğinizde keşfetmek, işte akış teorisine uygun, kolay. Bir ev alacaksanız da kaç metrekaredir? Bir görev alacaksanız da seçimli olsun. Hep bir keşif duygumuz oluyor. Bu deneyimde var mı? Tamam. Bu merak ne olabilir? Yani biz işte şu ekip kaç günde test edebilir sizin hikayelere bakarsın. Onboarding, başarabileceği küçük görevler. Bir kitabı okumak değil, kitabı seçmek ve kitabın başlığını okumak. Bitirmek habit building kitabı. Her gün 10 sayfa okumak değil, belki gününe göre okumak, sıkıldığı anda kolaylaştırmak, sinirlendiği anda daha farklı görevler vermek ve bence en önemli şeyler ilkli kelimeler onboarding, enli kelimeler en çok hızlı test eden, en çok süredir şikayet almayan, en sonu da mastery. Taktiğini paylaş, takım kur, buddy sistemi getir, herkes ikili eşleşsin. Yani oyunu büyütsün artık. Burası çok önemli. Yemek sepetinin lezzet muhtarlığı, işte kapatılan, geçtiğimiz aylarda kapatılan ama yaklaşık işte 5-10 senedir açık olan bir oyunlaştırma. Çünkü sadece rozet üstüne yapılmış bir oyunlaştırma. Oyunları sadece rozet üstünden değerlendiremeyiz. Ama felsefesi doğruydu. Bir statü vermek ve artık sadece sipariş vererek değil, restoran önererek, diğer oyunculara yemek kuponu vererek gibi oyuna yardım etme hikayesi geliyordu. Sizin için çok yakın bir zamanda bir kurumla, kurum ismini paylaşmayayım. NPS skorunu oyunlaştırma çalışıyoruz. Ve bu cümleler de dahil olmak üzere, çok net özet cümleler çünkü. Cümleler de dahil olmak üzere çıkardığımız NPS gamification'ını göstereyim. NPS'i zaten biliyorsunuzdur. Müşterinin birden 10'a kadar bir
alışveriş sonrası değerlendirdiği bir model. Web sitesinden olabilir, kiosktan olabilir, kasada olabilir. Ama bakın, çalışan tarafında bunu oyunlaştırmakla ilgili NPS skorunu öğrenmek ve NPS'i yükselten temel bazı cümleleri ezberlemek. Discovery. En çok NPS yapan kazanar değil. O yarışma oluyor arkadaşlar. NPS oyunlaştırması böyle kolay kolay eğlenceli başlaması lazım. Sonra ilkli kelimeler. İlk hatanı bul. İlk önerini yap. İlk 10 puanını al gibi ilkli kelime. Sonra daha zor hedefler. Rakibini yen. Bölgenin şampiyonu ol. NPS'ini bir puan yükselt gibi. En sonunda da NPS ile ilgili başkalarının hatasını düzelt. Diğerinde hatayı buluyordu, düzeltmiyordu. Bunda hata bulup düzelt. Ve kahraman hikayeleri diye bir hikayeye bağlı. İşte bakın, bu felsefeyi anlarsanız bu o kadar değerli ki. Yani bu, çünkü hayatta da böyle. Bir ev alırken, araba alırken geçen kedi dediler. Kedi alırken bile var. Tüy döküyor mu? İlk bir deneyim bakayım, sevdirecek mi? Elini alıyorsun. Arabaya deneme sürüşü yapıyorsun. Hala senin bir habit building, artık ruhsat çıkmış, yapmışsın. Artık beslemen gerekiyor. Her gün yapman gereken görevler var gibi. Aslında hayattaki deneyim tasarımı bu. Sağ altta ismi var. Amy Jo Kim. Bence müthiş bir model çıkarmıştı. Player Journey. Bizim dediğim gibi kurumlarda işe alımdan tutun, test süreçlerinde Player Journey'i oturtmak bence bugünkü seanstan size ilham olabilecek bir konu olabilir. Neyi keşfedebilir? İşte en iyi test sonuçlarını yapan kişiler kim? Taktikler kim? İlklerini yap gibi. Sonra bunu takım oyununa kur ve yardım gibi büyüt hikayesine dönebilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi ben size rozet ya da bir ödül önermiyorum. Aslında tamamıyla insan psikolojisi olan, belki size sıkıcı gelebilecek bir konu, ama oyunlaştırma böyle. Oyunlaştırmayı dünyada popülerleştiren diyelim, hani büyüten ya da bulan diyemeyiz, ama kendisi zaten bir pazarlamacı. Çok da sevimli bir insandır, böyle baklava falan çok sever. Gabe Zuckerman'ın bir sözü var. Oyunlaştırmanın %75'i psikoloji, %25'i teknoloji diyor. O yüzden yani en güçlü firmalar, Microsoft'lar, Oracle'lar, IBM'ler, Cisco'lar oyunlaştırmada başarılı diyemiyoruz arkadaşlar. Nedenini birazdan anlatacağım. Nedeni teknoloji değil çünkü bu iş. Yani bu işin içinde oyuncuları tanımamak ve doğru psikolojik kurgular koymak var. Ve oyuncuyu tanı dediğimizde de oyuncu tipleri var. Size gönderdiğim LinkedIn'in içinde ben bir ekip yönetiyor olsam, zaten gönüllü bir ekip yönetiyorum 200 kişiden fazla. Mutlaka oyuncu tipi testlerini yaptırıyoruz. Ki işte özgür, ödül sever midir, sosyal midir, oyun sever midir, takımla motive olur mu, bireysel mi sever, yaratıcılık imkanı ister mi gibi oyuncu tiplerinin yüzdeliğini çıkartıyoruz ki sonra diyoruz ki işte özgür tipli bir personayı motive etmek istiyorsak mutlaka sosyal bir kurgu kullanmamız lazım. Takım oyunları olsun, ödüller takımla beraber alınsın, birlikte kahvaltıya gidilsin gibi. Yani herkese tablet vermek en büyük ödül değildir ya da herkesi motive edecek tek kurgu bulmak yanlıştır arkadaşlar, oyunlaştırma için. Bu yüzden çok temel, sol tarafı biraz insanla ama yardım edip ama eleyerek, sağ tarafı da oyunla, oyundaki görevleri yaparak ya da oyun dışı görevleri yaparak, keşif, kaşif ve yaratıcılık gibi. Çok temel bir teori var. Çok değerli bir teori ve size gönderdiğim linkte bunun testi var. Oyuncu tiplerini not almanızı isterim. Kendinizi keşfedin önce. Ben mesela bir yardımsever görev adamıyım. Görev seviyorum ve yardım etmeyi seviyorum. Yardım etmek ne demek? İnsanların oynaşmayı anlaması da yardım etmek. Ama başka bir görevi yapamayan bir insana yardım etmek de olabilir. Bu anlamda oyuncu tipleri bizim için değerli ve burada ödülleri devamlı oyuncu tipine göre veriyoruz. Mesela sosyal birine statü verirken, yani sadece Zoom'da bile adının yanında bir şey koyunca ya da işte Slack'tir, Trello'dur kullandığınız yazılımlarda, işte Discord'da var mesela, biliyorsunuzdur büyük ihtimal Discord platformundan. Adı daha bold çıkıyor. Yanına böyle küçük emojiler eklenebiliyor falan. Yani mavi, evet mavi tık meşhur etti Elon Musk'ta bu mavi tıkı. Hani mavi tık görünce mesela motive oluyor. Bu statü. Diğer oyuncularda olmayan, benim adımda olan bir şey. Ama herkese motive etmez. Akses vermeniz lazım olabilir. Mesela test kaynağı var. Ekstra test kaynağı çekmek. Hani işte geçtiğimiz yılın sınav sorularına ulaşmak falan diyoruz. Mesela akses, gizli bir yer var, gizli bir kaynak var. Oraya eriştirmek belli bir statüde. Bu mesela biraz daha achiever, görev adamlarının hoşuna gider. Kaşiflerin hoşuna gider. Power ise biraz daha sosyal, özgür sosyal demiştik mesela. Başkalarıyla
sunum yapmak, başkalarına işte sen niye yapamadın gel senle yapalım demek gibi güç, özel haklar, oyuncunun üstünde güç almak, oyunun üstünde güce access, oyuncuların üstünde güce power diyoruz. Ve bunları yani dışsal motivasyona bağlayabileceğimiz işte SEP ismini yazan ajandası, bir sertifika, bir plaket, ücretsiz promosyon ürünleri, işte USB'ler, powerbankler, stickerlı, sadece bu profile veriyoruz gibi. Bunlar da bizi çok motive ediyor. İşte oyuncu tiplerini ödüle bağlayan sistem de bu. Baş harflerine göre SAPS diye geçiyor. Bu ödüllerden kullanıyor musunuz? Ve doğru hedef kitleye doğru bir sistem. Mesela özgür sosyalse ona bir eşya vermek, o eşyayı alıp yine o sosyalleşecek için paylaşacaktır. Yani mesela iki kişiye ödül verdiniz. Birisi Instagram'a koydu, biri koymadı. O da zaten belli o sosyal. Ona da sosyal bir ödül verin bir dahakine. Bu anlamda her ödül herkesi aynı şekilde motive etmez ve SAPS modeli de statü, access, power ve staff oyuncu tiplerine göre ödüllerimizi bağlıyor arkadaşlar. Evet, sunumun son kısmı biraz daha örneklerle dolu ve bu sunuma özel 2-3 tane örnek size getirdim. Hani hem dünyadan meşhur örnekler var hem de test süreçlerini oyunlaştıran birkaç kurum örneği var arkadaşlar. Birincisi duyan var mı bilmiyorum. Microsoft Language Quality Game. Windows 7'nin lokalizasyonu yapıldığında aralarında Türkiye'nin de olduğu Windows ekranlarını çevirmenlerin tamamladıktan sonra tabii ki de tahmin ediyorsunuz birçok yanlış anlaşılan hatta doğru çevirse bile ekrandaki konumundan dolayı taşmalar olan, kaymalar olan birçok problem olmuş. Ve Microsoft bunu arkadaşlar 2 milyon dolara yakın bir saving yapmış burada. Normalde bu işi yaptırsa 2 milyon dolara yakın para harcayacakmış. 4500 çalışanını Japonya, işte diğer dilleri yarıştırarak ve liderlik tablosu sol altta gördüğünüz gibi bireysel ve bölgesel liderlik tabloları vererekten yarıştırmış. En language quality'si yüksek olan gruba ödül vereceğiz denmiş. Bu anlamda 4500 çalışan 6700 hata düzeltmiş arkadaşlar. Bu oyun sadece 10 günlükmüş. Microsoft Japonya izin gününde de isteyenlerle bir araya gelerek bu hataları düzeltip bu oyunun şampiyonu olmuş. Peki bu niye böyle? Normalde işini gereği de bunu yapması gerekmiyor mu? Oyunlaştırma arkadaşlar maaş aldığınız konularda değil, daha çok fark yaratmanız gereken insan merkezli hedeflerde başarılıdır. Yaratıcılık gerektiren, efor gerektiren, zaten dışsal olarak yaptığınız konularda değil, biraz daha severek yapmanız gereken konularda çok değerlidir. Bunlardan bir tanesi de yabancı dil öğrenmek. Duolingo. Duolingo'yu duymuşsunuzdur. İşte tam bir oyunlaştırılmış denemek istiyorsanız hemen telefonunuza yükleyin ve birebir deneyin. Size küçük sorular soruyor, görevler veriyor, rozetler alıyorsunuz. Bunları paylaşıyorsunuz ve bir oyunlaştırma deneyimi nasıl olur? Bunu birebir yaşayabiliyorsunuz. Bu bence çok değerli bir örnek ve adım arkadaşlar adım. Bana sorsanız oyunlaştırmanın norm olduğu sektör hangisi? Fitness sektörü arkadaşlar. Herhangi bir fitness startup'ı varsa, bak fintech demiyorum. Fintech'in gideceği çok yol var. Hakikaten çalışıyoruz da. Ama fitness sektörü size bir hedef verme, hedefe doğru ilerleme verme ve burada puan, rozet, lider kablosu, ödül gibi eğlenceli dinamikleri entegre etmede el sıkışmış durumdalar. Bir norm olmuş yani. Normal. Hani yapmayan, aa niye koymadın rozet? Aa niye puan vermiyorsun? Niye progresi göstermiyorsun? İşte bunların hepsinin eğitim sektöründe de, finans sektöründe de, test sektöründe de olması gerektiğini düşünüyorum. Buradan birçok örnek alabilirsiniz. Hatta hikayeli örnekler de var. Mesela bugün hikayeleştirmeye girmeyeceğiz ama hikayeler çocuklar içindir falan demeyin. Mesela zombiden kaçarak, yürüyerek dinlediğiniz zombi hikayeleri olan Zombies Run diye bir uygulama var. Çok iyi. Berlin Startup'ı. İçinde Türk çalışanlar da var. Ben ofislerini ziyaret etmiştim. Müthiş bir fikir yani. Netflix gibi düşünün. Yürüyerek dinleyebiliyorsunuz ama. Para vererek değil. Türkiye'de de Help Steps diye bir uygulama var. Belki duymuşsunuzdur ama bunda da sadece bağış kurgusu var. Hani hedef veriliyor size. 8 bin adımı geçerseniz istediğiniz sivil toplum kuruluşuna bağış yapabiliyorsunuz. Biz de Help Steps'te partnerlik, GameFed anlamında kar amacı gütmeden kulüp kurup bağışlar yapmıştık. Bu anlamda kurumlarınızı buraya tanımlayabilir, insanlara adım attırabilir.
ve sonra da bağış yaptırabilirsiniz. Bu tam bir oyunlaştırma oluyor. Dünyadan birkaç tane proje göstereceğim. Birincisi e-ticaretin Disneyland'ı izleyen Findio. Bence muazzam bir hikayesi var. Daha 30'lu yaşlarının başında olan kurucusu Mark Wang, e-ticaretin Disneyland'ıyız. Birlikte satın alma yaparak insanları motive edeceğiz diyor. Mesela 30 tane yumurtayı 15,99 yerine bir oyun gibi, Uzak Doğu konuda çok iyi gerçekten. Hiç oyun gibi bir e-ticaret işte Trendyol deneyimi yaşadınız mı? Yaşamadınız ama yaşayacağız. 9,99 almak ister misin diyor. Tabii ki almak isterim diyorsunuz. O zaman diyor ki 5 kişiye daha aldır. Arkadaşlar Team Purchase diye bir dinamik bulmuşlar. Bir menü bu. Oraya basıyorsunuz ve diyorsunuz ki ben 6 saat içinde 5 kişiye bu yumurtayı 9,99 yeniden aldıracağım. Böylelikle birlikte satın aldığınız için büyük bir indirim alıyorsun. Neredeyse 15'te işte 16'dan 10 dolara 10 yene düşmüş. Ve bu sayede hem yeni user'lar çekiyorsunuz, hem trafik oluşturuyorsunuz, hem de inanılmaz bir şekilde yeni user alıyorsunuz. How Pinduoduo beat Alibaba to become China's top shopping site demiş. Neden? Birlikte satın almak, insanları buraya kalmak, bir oyun gibi süreyle indirimleri kaçırmamak için bastırmak ve her alışveriş sonrası size küçük bir fidan veriyor. O fidanı gidip böyle toprağa koyuyorsunuz. Ben mesela hep düşünürüm ya, o kadar alışveriş yapıyoruz, sadece kargo takip ediyorsun artık. Sadece kargo için miydik biz yani? Çekiliş hakkı versen, mesela şu bile çok basit yani. Bir alışveriş yaptınız, bir reyonda %10 kupon verse gibi, çok basit mesela. Veya çark çevirsin, her alışveriş sonrası bir çark çevireyim, içinden bir ödül çıksın. Bağışlı bağış olsun. Burada mesela Pinduoduo da bir fidan veriyor. Fidanı istiyorsanız bağışlıyorsunuz ağaç olarak. İstiyorsanız dikiyorsunuz. Bayağı bildiğiniz dikiyorsunuz. Bak sol baştaki dikiyorsunuz. Ve seçiyorsunuz. Elma, armut, işte şey olsun, limon. Sonra görevler veriliyor size. O görevleri yaparsanız bir ay boyunca size gerçek elmayı gönderiyor. Tebrikler diyor. Bir kilo elma verdi ağacınız. Size gönderiyoruz. 2,5 milyar meyve dağıtmışlar bu şekilde insanlara arkadaşlar. Ağaçlar dikilmiş. Meyveler dağıtılmış. Muazzam bir şey yani. Bu Pinduoduo'yu lütfen not alın. Ha hocam sen nereden biliyorsun? Bana soruyor. Sen gittin mi Uzak Doğu'ya falan diye. Turizm amaçlı gittim arkadaşlar. Gamification amaçlı gitmiştim. Dinçer Lojistiğin işte kurucusu Mustafa Dinçer Bey bana dedi. Gamification'la ilgili biz Pinduoduo'yu takip ediyoruz. Bizim için müthiş bir teklif dedi. Gerçekten Dinçer Lojistik getirin ortağı işte arkadaşlar. Çünkü bu arkadaşlar Ali Baba'yı indirmişler. Bakın Ali Baba'yı indirmişler Çin'de. Yani burada bu deneyimlerle aslında çok daha kolay kullanıcı bulup çok daha büyük alışveriş listelerine ulaşabiliriz. Oyunlaştırma hakikaten bir şirketi bir yerden bir yere alabilir. Son 2-3 dakikamda da birkaç tane tablet uygulaması göstereceğim. Ve ben sizden hani ben bugün dinlediğim oyunlaştırma gerçekten çok kıymetliymiş oyunlardaki duyguları alıp buraya böyle sosyal alışveriş, bağış koyuyormuşuz çok güzel. Hedef alıyormuşuz. Oyunu oyun yapan üç unsur var. Hedef, geri bildirim ve gönüllü katılım dedik. Tablette de mesela bu Pfizer Türkiye'nin ViaGo, Viatris ürünleri için yaptığı bir uygulama. Bakın arkadaşlar Türkiye'den de böyle örnekler çıkıyor. Yani yurt dışı gösterdik ama bunu yapan da Türk mühendisleri. V-Design diye bir firma. Tebrik ediyorum. Viatris ürünlerinin satış oyunlaştırması, %5'lik birime girdin, rozetini buraya tak, bölge şampiyonu oldun, avatarını değiştir. FIFA'dan esinlendiğimiz işte raf kullanımı, farklı kategori satmak, böyle bütün eczanelere verilen bir scoreboard var. Scoreboard da bence müthiş bir oyunlaştırma. Bunlar da sizin için. Her testçi 7-8 tane kriter olabilir mi? Eğitimleri, vardiya uyumu, testi kolay tamamlaması gibi ve bunun üstünden bir skor verilebilir mi? Tamam. İşte bu skorla beraber ben motive olup bir yolculuğa çıkabilir miyim? Size son olarak göstermeye çalıştığım örnek bence güzel bir örnekti. Her testçinin bir profilinin olması, zayıf yönlerini görmesi, bunun içinde eğitim de olabilir, paylaşım da olabilir. Bunlarla ilgili bir yolculuğa çıkıp aynı bu Deniz Eczanesi gibi, Pfizer Türkiye'deki gibi ilerleyebilecek bir hikayesi olabilir mi? Bugünkü sunumdan ilham aldıysanız güzel haber. Özgür de belki duymamış ola birkaç hafta evvel bu siteyi canlıya aldık. Ben Türkiye'deki oyunlaştırma girişimcisi olarak diyelim. Bu anlamda Türkiye'nin ilk oyun tasarımı ve oyunlaştırma kartlarını çıkardım. Gamification Decards'tan bir örnek indirebiliyorsunuz. İndirip inceleyebilirsiniz. Ve bu Decards'lardan çıkan kartlarla bir framework var. Canvas'ın içine koyup kendi kurgularınızı geliştirebilirsiniz arkadaşlar.
Bunların hepsini ücretsiz gamification kartta şu an indirebiliyorsunuz. Bence ilk yapmanız gereken şey bu kartları indirip bakın bunlar biz değil başka bu Abd İbrahim firması. Abd İbrahim'deki mühendisler basmışlar bayağı da büyük bakın. Bu kartların üstüne koymuşlar fikirlerini geliştirmişler ve gamification Descartes'la beyin fırtınaları yapmışlar. Çünkü oyunlaştırma için bu tarz şeyler çok değerli oluyor. Siz de bunları açık kaynaklı indirin. Bu işte Canvas'ın üstüne bu kartları düşünün. İş hedefini düşünün, ödülleri düşünün ve kendi oyunlaştırma kurgularınızı hayata geçirin diyorum. Bana ulaşmak isterseniz de oyunlaştırma.co benim blog adresim. Ve Ercan Altun Yılmaz yazaraktan tahmin ediyorum bütün kanallardan bana bugün ulaşabilirsiniz. Ümit ediyorum ki ben de böyle bir seansta oyunlaştırmayı duymuştum. O akşam uyumayıp sabahlara kadar dokümanlar okumuştum, örnekler incelemiştim. 2014'tü. Şimdi de inşallah sizler için de güzel örnekler ve kaynakları paylaştığımız güzel bir seans olmuştur. Başta sevgili Özgür kardeşim olmak üzere tüm Software Test Summit emekçilerine de bu seans için de